şekilde biz gençlik meclisleri olarak önen hedefimiz Alevi gençlerin Pusan Abdal Kültür Derneği çatısı altında örgütleyebilmek. Bunun amaçlı tartışmalar yürüttük. Önümüzdeki dönemlere ait proje ve planlamalar yaptık. Bu bölgede de bölge temsilcilerimizi belirledik. Bu arkadaşlarla beraber bütün bölgeleri ortaklaşa çalıştırarak Türkiye Gençlik Meclisi'ni oluşturup bu çatı altında örgütleme faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini yürütmeyi planlıyoruz. Adana'dan arkadaşlar gelemedi, Mersin'den arkadaşlar gelemedi maalesef. O da süreç ve şeyle alakalı. Ulaşım problemleri yaşadı bile Adana depremden sonra oluşan bir problem oluştu. Bölgesel bir problem var. Ondan kaynaklı arkadaşlar gelemediler. O bölgede kalmaları gerekti. Tabii ki yani bizim meclisteki temsilci seçimlerimiz şu şekilde işliyor. Şubelerdeki genç üyelerimiz bir araya gelerek kendi aralarında bunu kararlaştırıyorlar. Herhangi bir atama veya tepeden bir müdahaleyle değil. Evet. Orada da arkadaşlarımız kendi aralarında tartışıp kendi uygun buldukları ismi rızalığını alarak temsilci yapacaklar. Bölgemizde üniversite ağırlıklı faaliyetler başlatıldı. Üniversite sürecinin açılımıyla beraber üniversitelerde örgütlenmeye çalışacağız. Çünkü üniversite gençliği bizim Ankara özellikle Ankara bölgesinde çok fazla üniversite öğrencisi geliyor başka bölgelerden, küçük şehirlerden. Onlara yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Yaz boyu zaten gençlik meclisiyle beraber eğitim kamplarımız olacak. Bunu Ankara'da da ekstra eğitimlerle, panellerle devam ettireceğiz. İnancımızı, yolumuzu doğru bir şekilde asimilasyona uğratmadan öğretmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Hem başlayalım. Bu yönde zaten işte bölge gençlik meclisi ve il gençlik meclislerinin kurulmasının temel sebebidir. Üniversitede 9 ay işte bir arkadaşımız Ankara'ya geliyor. 3 ay İstanbul'a geri dönüyor veya İzmir'e geri dönüyor veya Antalya'ya geri dönüyor. Bu arkadaşların irtibatı kopmaması için bölge gençlik meclisi de koordine bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunun için bu şekilde bir yöntem izledik. Uzunca bir dönemdir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çatısı altında örgütsel bir mücadele veriyorum. Ben de diğer yoldaşlarım gibi inancımızla ilgili, birliğimizle, beraberliğimizle ve toplumsal mücadelelerimizle ilgili. Bu konu bakımından da uzunca bir zamandır çaba sarf ettiğimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gençlik Meclisi oluşumunu hayata geçirdik. Yaklaşık 7-8 ay öncesinde biz bu oluşumu İstanbul'da başlattığımızda Kadıköy Şubemiz, aynı zamanda Kadıköy Şubesi'nin bir genciyim. Marmara Şubemizin de, yani Marmara Bölge Temsilcisiyim aynı zamanda da. Kadıköy Şubemizde başlatmış olduğumuz bir kahvaltı etkinliğimizin ardından sırasıyla Sultanbeyli, Kartal, Pendik, Alibeyköy Şubemiz, İstanbul'daki şubelerimizle birlikte her hafta döngü halinde bir buluşmalar gerçekleştirdik. Ve buluşmaların ardında da önce İstanbul Gençlik Meclisimizi kurup ardında da Marmara Gençlik Meclisimizi hayata geçirdik. Bugün de burada Akdeniz Gençlik Meclisimiz için toplanmış bulunduk. Akdeniz Gençlik Meclisimiz hayırlı olsun öncelikle Akdeniz bölgesine. Önümüzdeki süreçlerde de Ege bölgesi için çaba sarf edip daha sonra Türkiye Gençlik Meclisimizi hayata geçireceğiz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çatısı altında örgütsel bir mücadele verip elimizden ne geliyorsa toplumumuz için, milletimiz için, ibadethanelerimiz için, inancımız ve yaşamımız için bu sürekliliğimizi koruyacağız.